Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, tutulma haftasındayız. Hemen hafta başı pazartesi günü akşam saatlerinde saat 19.16'da Yay burcunun 23 derecesinde yeni ay ile beraber güneş tutulması yaşayacağız. Sizin için de çok önemli ve güçlü bir tutulma. Haritanızın 9. evinde meydana geliyor önümüzdeki dönemi özellikle 6 aylık süreci büyük planları şekillendirecek bir tutulma. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videomuzu lütfen izleyiniz. Bu tutulma ufkunuzu açabilir, yeni ideallerinize, yeni hedeflerinize sizi odaklayabilir. Burcunuzdaki Mars'ın tutulmayla çok olumlu bir açısı var. Dolayısıyla motivasyonunuzun artmasını, daha hevesli, daha coşkulu, daha girişken olabileceğinizi tutulmayla beraber cesurca yeni hedeflerinize odaklanabileceğinizi de söyleyebiliriz. Bunu yaparken tabii ki çok fevri, çok özgüvenli davranmanız mümkün. Zaman zaman çok sabırsız davranmanız da mümkün. Bu anlamda biraz daha belki dengeli olmaya çalışalım. Aşırı riskler almamaya çalışalım. Önümüzdeki süreçte hedeflerimize odaklandığımızda daha sakin hareket etmeye çalışalım. Özellikle kariyerle ilgili, geleceğimizle ilgili bazı beklentilerimiz varsa, hayallerimiz, vizyonlarımız varsa, bunları hayata geçirirken daha gerçekçi zeminlere uydurmaya çalışalım. Dikkat edelim, sevgili koçlar. Evet, hafta genelinde gezegeniniz Mars, Güneşle ve Merkürle güçlü açılar yapacağı için hareketli başlıyoruz bu haftaya. Tutulma da zaten yeni başlangıçlar konusunda bizi destekliyor. Bu hareketlilikle ve özgüvenle e, hızlı ve oldukça verimli bir dönem geçirebiliriz hafta genelinde. Bu haftadan itibaren Venüs 15 Aralık'ta artık yay burcuna geçiyor. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs 8 Ocak'a kadar yay burcunda olacak ve size de güzel bir açı yapacak. Bu ilişkilerdeki heyecanınızı da arttırırken daha deneyimsel, daha maceracı olabilirsiniz. Venüs Yay burcunda ilişkilerde ve aşk özellikle aşk ilişkilerinde daha özgür olmak ister, daha deneyimsel olmak ister. Bunun yanı sıra her türlü kültürel konuda, sosyal etkinlikte, yabancılarla kurabileceğiniz temaslarda, özellikle eğitim gibi konularda, uluslararası her alanda çok daha hareketli olmanız Buralardan da bazı şanslarla, fırsatlarla bu dönemde karşılaşmanız mümkün. Evet bu hafta çok önemli bir hafta. Tutulmayla beraber iki tane önemli gezegenimizde burç değiştirecek. 17 Aralık'ta Satürn artık Oğlak Burcu'ndan tamamen ayrılıp Kova Burcu'na geçiyor. Ve 2023 yılının Mart ayına kadar Satürn Kova Burcu'nda olacak. Bu çok önemli bir gezegen değişimi, enerji değişimi. Ve Oğlak Burcu'ndan çıkışı Kuşkusuz son 3 yıldır sizin üzerinizde yarattığı baskıyı da büyük oranda azaltacak aslında. 11. evinizde ilerlemeye başlayacak. Satürn yeni disiplinler demek, yeni bilgiler demek, yeni deneyimler demek. Ee, özellikle geleceğe dair belki hedefleriniz, planlarınız, programlarınızı yeniden güçlü bir şekilde yapılandırabilirsiniz bu dönemde. Ama sosyal çevrenizde de bazı güçlü değişimlerin ya da yapılandırmaların olmasını da bekleyebiliriz. Satürn'le birlikte 19 Aralık'ta şans gezegenimiz Jüpiter'de Kova burcuna geçiyor. Bu geçişte önümüzdeki 2021 Aralık'ına kadar devam edecek. Jüpiter şans ve bereket gezegeni olarak büyük şans olarak 11. evinizde size de çok güzel bir açıda olacak. bu iki gezegenin burç değiştirmesi ve önümüzdeki hafta 21 Aralık'taki o büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu e, gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda önemli bir enerji değişimi e, ve sizin için de sosyal çevrenizde hayata bakışınızda gelecek planlarınızda ideallerinizle ilgili önemli değişimlerin yeni yapılandırmaların belki sıfır başlangıçların olabileceği bir sürece işaret ediyor Jüpiter ve Satürn'ün e, kavuşumu ve bununla da ilgili e, detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdaki 2021'e ait e, burç yorumlarımızı lütfen izleyiniz. Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.